merhaba arkadaşlar. Canlı yayında güzel bir probiyotik yapmıştık. İçerisinde soğan olan. Hatta şöyle göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Bunu canlı yayında yapmıştık. O yüzden videosunu çekemedim bunun. Ama tabii biliyorsunuz Instagram'da biz daha kalabalığız. Yani Instagram'da daha çok arkadaşımız var. Orada 9000 kişiyiz. Bunu canlı yayında yapmıştım ben. Canlı yayında yaptığımda birebir yani step yapıp koymuştuk ama videoyu çekemediğim için atamadım. Soğanları dilim dilim doğruyoruz. Doğradıktan sonra böyle 3 litre bir kabın içerisine koyuyoruz. İçerisine bir tane kırmızı pancar koyuyoruz. 7-8 diş de sarımsak ezerek onu da koyuyoruz. Ve 2 kaşık yani dolu dolu yemek kaşığıyla 2 kaşık tuz atıyoruz içerisine. Ve bunu soğuk, serin, karanlık bir yerde bir ay kadar bekletiyoruz. 25 günde falan oluyor aşağı yukarı. Ve bunun suyunu haftada 2 kere probiyotiktir arkadaşlar bu. İçerisinde hem sarımsak hem soğan var hem de antioksidandır. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem probiyotiktir. Bağırsaklardaki o prebiyotikleri beslemesi için probiyotik vermemiz lazım. Artı soğan ve sarımsak olduğu için o da antioksidandır arkadaşlar. Hem kursak mantarını önlüyor hem iyi bir antioksidan, onu altını çizerek söylüyorum. Bu ne yapıyor? Kursak mantarını da absorbe ediyor. Şimdi bunu videosunu dediğim gibi çekemedim. Çünkü biz Instagram'da daha kalabalığız arkadaşlar. Orada 9000 kişiyiz. Aşağı yukarı canlı yayınlarımıza yani 1000 kişinin üzerinde arkadaşlar katılıyor. Bunu da canlı yayında yapmıştık bu yaptığımız tarifi. Bu bir atondur arkadaşlar. Ben bunu Polonya'da öğrendim. Polonya'daki üreticiler kış mevsimlerinde bu yaptıkları soğan kürünü onlar bütün bir kış mevsimi boyunca veriyorlar. Ve hayvanlar gerçekten ben böyle yani suyu buzu kırarak suyu içtiğini kuşların o derece soğuk bir üretim aleti diyeyim size. Ve hayvanlar gayet de sağlıklıydı. İşte bu kürler. Ben o kürlerden bir tanesi de bu. Bunu canlı yayında yaptık Instagram'da. Şimdi buradaki arkadaşlara tabii bilmeyen arkadaşlara ben aşağı yukarı 13-14 yıldır bu kürü devamlı uyguluyorum, yapıyorum ve faydasını gördüm. Birçok probiyotikten çok çok daha etkilidir. Yani kümesten hastalığını bir kere yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz çok fazla ilaç kullanmıyoruz. Doğal yani doğal olan işlenmemiş ürünlerin dışına çıktığınız zaman biraz daha böyle hastalıklar falan çoğalır. Yani biz ilacı fazla önermiyoruz. Hatta hiç önermiyoruz. Yani ancak son raddeye geldiği zaman ilaçla müdahale ediyoruz. Ama onun dışında bizim asıl hedefimiz kuşlarımızı hasta etmeden yani sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri ve üreyebilmelerini sağlayabilmek. Zaten bu tecrübe dediğimiz şey de bununla ilintili yani. Şimdi arkadaşlar bu kürü ben 13-14 yıl önce Polonya'da öğrendim. Oradaki üretici arkadaşlardan öğrendim. Çünkü orası çok soğuk bir iklimi var. Ve oradaki üretici arkadaşların mesela orada yani soğuk olan salma kümeslerde bunu uyguluyorlar. Ve hayvanlar gayet sağlıklıydı. İşte yaptıkları kürlerden ben de öğrendim. Yani 13-14 yıldır da yapıyorum ve kullanıyorum. Etkisini de görüyorum arkadaşlar. Siz de yani hem kursak mantarından hem de antioksidan özelliğine doğal antibiyotik çünkü soğan ve sarımsak var içinde. Pancar var, karaciğeri çalıştırıyor. Artı içi hani bir fermentasyon olduğu için yani turşu gibi düşünün. Fermentasyon olduğu için de canlı bakteriler var içerisinde. Bu da aynı zamanda probiyotik olarak görev yapıyor. Bunu kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi soğanları dilim dilim kesiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim 3 litre için mesela ben bunu 3 litre için yumruğum kadar orta boy 7 tane soğan dilim dilim kesiyoruz. Onları bu 3 litrelik kabımızın içerisine koyuyoruz. Ondan sonra içerisine 7-8 diş sarımsağı ezerek içine atıyoruz. Sonra bir tane şöyle yani çok büyük da olabilir. Normal yani şöyle şu büyüklükte bir kırmızı pancar kabuklarını soyup atıyoruz. Ondan sonra 2 kaşık yemek kaşığı dolu dolu tuz atıyoruz. Ondan sonra 6-7 tane defne yaprağı koyabilirsiniz. Karabiber bu çok önemli arkadaşlar. Karabiberi toz olarak değil de tane olarak koyuyoruz içerisine. Ve defne yaprağı koyuyoruz. 2-3 yani isteğe bağlı ben koyuyorum.
2-3 tane de ekoliptus yaprağı koyun. Muhakkak koyun bunu. Sonra biz bunun ağzını kapatıyoruz güzelce. Karanlık, serin bir yerde muhafaza ediyoruz. 25 gün gibi bir sürede fermentasyon bitiyor. Ara ara açıp havasını alıp fermentasyon bittikten sonra böyle kuru, karanlık, böyle serin bir yerde muhafaza edin. Ve haftanın en az 2 günü suyundan bunu kuşlarımıza yarım soluk şeklinde sabah veriyoruz. Akşamleyin tekrar temiz suyla değiştiriyoruz. Yani bir gün boyunca o suyu içmesi lazım. Eğer siz de benim gibi böyle bu PVC kafeslerde üretimi yapıyorsanız o zaman ana arterdeki suluğun da tıpalarını kapatın ki oradan temiz su içmesin hayvan. Direkt siz bizim verdiğimiz su içsin. Bir de şu var arkadaşlar. Bir çay bardağı da sirke koyuyoruz. Bir çay bardağı sirke. 6 tane, 7 tane de nohut atın içine ki fermentasyon hızlansın. Daha sonra bir tatlı kaşığı da şeker atıyoruz. Bunu unutmayalım, unutmuşum. Dediğim gibi soğanları yıkamadan direkt süzün süzgeçte. Yaptığınız mamaların içine soğanları rondoda geçirin. Ve yaptığınız mamaların içine bu soğanları da koyun. Hayvanlar lezzetli bir şekilde yiyorlar. Göreceksiniz zaten. Dediğim gibi bu hem kursak mantarını emer. Kursak mantarını absorbe eder. Hiçbir zaman bitirmez ama absorbe eder. Aynı zamanda probiyotiktir. Aynı zamanda antioksidandır. Özellikle kış sezonunda, tam böyle bizim sezonumuzun ortalarında falan çok güzel görev yapar. Yani bir vermiş olduğunuz diğer probiyotiklerden çok daha etkilidir. Tecrübeyle sabit, bunu söyleyebilirim. Yıllardır işte 13-14 senedir bildiğim bir tarif, öğrendiğim bir tarif ve kullandığım, devamlı yaptığım bir tarif. Şimdi arkadaşlar size bu iki tane şey, arkadaşlar şeyi sormuşlar. Yani çok soru sormuşlar. Abi neden işte iki tane yavru çıktı falan. Normalde bizim yavrularımız, yani biz yavru aldığımız zaman 5'te 5, 6'da 6 yavrular alıyoruz. O da neden? Sürekli soyun tohumlama yaptığımız için arkadaşlar. Şimdi ben buraya 3 günde bir, 4 günde bir geliyorum. Öyle olunca suyunun tohumlama burada yapamadık. Yapamıyoruz yani. Olmaz burada. O yüzden doğal seleksiyon. Kendi haline bıraktık. Hayvanlar tam hazır olmaz. Olmayabilir. Yani daha acemi kuşlar bunlar. Buraya getirdiklerimin hepsinin ilk yavru. Yani ilk deneyimleri bunların. Yani yavru kuşlar bunlar. Daha 5-6-7 aylık kuşlar yani. Onun için hani ilk ağızda bir acemilik falan olabilir. O yüzden kendi haline doğal seleksiyonda bıraktım bunları. Yani 4 günde 5 günde bir gelince yani bu suni tohumlama burada olmaz. Suni tohumlama gün aşırı yapıyoruz. O zaman 5'te 5, 6'da 6 yumurtalar dolu dolu alıyoruz. Ama burada o imkan olmuyor. Ben 3-4 günde bir gelip olmaz yani. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Hem size şeyin içeriğini de göstereyim. Açayım kapağını, bir bakın içerisine. Hem de yavrularımızı bir gösterelim. Evet arkadaşlar, bu getirdiğimiz, daha önce ayırma yaptığımız, hani ayırma yöntemi yapmıştık kuşlarımızı, tekrar bir araya getirdik. Şimdi yavaş yavaş birbirlerine alışıyorlar. Şöyle göstereyim odaklarsa. Ayırdıklarımızın hepsi tekrar bir araya getirdik. Burada bir tane takımımız yumurtlamışlar böyle. Kendi doğal seleksiyon arkadaşlar. Tabii ben buraya 3-4 günde bir geldiğim için burada şey yapamadık yani. Bunlar böyle. Kendileri bunlar yumurtladılar. Birinci takım yumurtladı. Yavrularımız bu arada, hani size gösterdiğim iki tane yavru almıştık demiştim ya. İşte o yavrular burada arkadaşlar. Bir tanesi İspirto kanı, diğeri de Seteret pastel. Bunlar birinci nesil yavrular. Artık büyüdüler, yem kırıyorlar. Sorun yok yani. Bunlar, ayırdık bunları anne babadan. Diğer getirmiş olduğum, üretimhaneden getirdiklerim burada. Göstereyim. Onlar da artık tamamdır. Onlar da tüydeler, tüye girmişler. Dışır tüydeler. Birinci ara tüyündeler. Burada damış bir takımımız daha var. Bunlar da yumurtladılar. Onlar da şöyle daha önce gösterdiğim size üçüncü nesil yavrunun yumurtaları. Bunlar burada. Tekrar peşe attık. Yan yana attık bunları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da burada. Dediğim gibi burada da artık, burada da gene yumurtlamış hayvanlar. Yani iki takım yatıyor, öyle söyleyeyim. Yavrularımız burada büyüyor. Şimdi buradaki yavrularımızı, buradaki yavrularımızı da eşleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar soruyor, öze dönecek misin abi diye. Öze dönmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü
Şimdi atalarını bildiğimiz için özel dönmemize tekrar gerek yok. Ama bilmediğimiz kuşlar olsaydı muhakkak öze dönmemiz lazımdı. Burada öze dönmeyeceğimiz için burada üçüncü nesil bir anne Japonesle yani orijinal Rimbo yavrular. Bu da dördüncü nesil bir Japonesle yani orijinal bir Rimbo'nun yavruları. Şimdi bunları eşleyeceğiz. Atalarını bildiğimiz için bunları tekrar öze dönmemize gerek yok arkadaşlar. Durum bu. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz karışım da burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanlarımızı bu şekilde kesiyoruz. İçerisine bir tane pancar atıyoruz. Şunlar defne yaprakları arkadaşlar. Bunlar defne yaprakları. İçerisinde aynı zamanda okaliptus yaprağı da var. İnanılmaz bir antioksidandır. İnanılmaz bir doğal, şöyle göstereyim, bir probiyotiktir aynı zamanda. Yani arkadaşlar, şunu görmüş olduğunuzda karabiberler, tane karabiberler var içerisinde. Karabiber de atıyoruz. İnanılmaz derecede faydasını göreceksiniz. Yani ben yıllardır kullandığımız ürünler bunlar. Doğal, hem antibiyotik gibi düşünün, hem de yani bunun videosunu çekemedim çünkü bunu ben canlı yayında yaptık arkadaşlar bunu. Yani Instagram'da daha kalabalık olduğumuz için canlı yayınları oradan yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bunu muhakkak yapın. Tarifini verdim zaten. Ama kış mevsiminde tabii, yazın bu yani dolapta saklamanız lazım. Bozulur çünkü. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Üretim halinizde yani kursak mantarı ile ilgili, yani kuşlarınızın zaten ne kadar canlanacağını siz de kendiniz göreceksiniz. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.